Mükemmel bir geceydi bence. Sadece skor olarak değil. Yani Fenerbahçe'nin yenileriyle, eskileriyle, oyuncu grubuyla, gireniyle, çıkanıyla, geçen sezondan kalan o güven duygusunu, o keyif duygusunu tekrar sahalara getirdiği bir maç izledik. Bence Dinamo maçlarında da iyi oynamışlardı. Evet. Yani elendiler ama artık futbolun hem kendi içindeki adalet, olmayan adaleti, hem Zeki kızıyor bana ama... Yine beraberdik, sen özellikle hakeme çok dikkat çekmiştin. İtalyan hakem bugün de gitti, buz gibi bir gol gitti yani. Şimdi öyle demeyin. 2-0 öndesiniz. 3-0 yaptığınız zaman turu bitiriyorsunuz. Maçı değil. Yani o üçüncü gol o kadar önemli ki aslında. Atacağınız tamam 2-0 ama avantajlı bir skor. Ama 3-0'la gittiğiniz zaman... Gürcan abi... Yani orada... Perşembe, yani bir hafta sonraki maçı formalite yapıyorsunuz. Ya orada yani bir faul var yalnız ya. Yani tekrar izlersek. Bilmiyorum oradaki itiş kakışı o yani bence. İtiş kakışı var yani, oraya verdi zaten. Ona verdi de yani. Zalai görmedi pozisyonu, o yüzden itiraz. Ya ben ne güzel gol attım falan yani dedi, ona, ne oluyor dedi. Aynen, ona penaltı tabii verir miydi? Tabii. Yani tekrarlar da geliyordur. Görsünler yani, uydurma bir karardı, ben katılmıyorum. Yani foul gibi olmalı denir ya. Yani o kadar dokunmayla adam bırakıyorsa kendi, ki adam bana bırakıyor da gibi geldi. Çünkü ayakları yerde Zeki. Enteresan bir yani şey. Havada olsa o dokunma, darbe tamam, şiddeti middeti artar. Ama sonuçta... Ben çok hakemlik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani geçen hafta İsmail için söylediğini mesela, bugün... Slovaçkalı oyuncuya ikinci sarı kartı gösterdiği pozisyonda da basit bir hareket, el vardı. İticalen oldu ama el gösterdi. Onun gibi yani, bu hakemler bizim hakemler gibi değil, anında gösteriyorlar. Hem Portekizli olmasına rağmen. Yani hiç eyyam yapmadı. Hani dersin ki Jesus'un vatandaşı falan, hiç öyle değildi. Aslanlar gibi maç yönetti bana göre. Bu arada bir yani... son dakikamız var, çok özür diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını açıkladı. Hakem eğitmeni yaptı ama. Hakemleri yetiştirecek. Daha aslında mevki verdi. Büyük bir mevki. Artık hakem eğitmeni. Bizim hakemlerimizi Cüneyt Çakır'a eğitecekmiş. Onu da ayrıca konuşuruz. Gürcan abi devam etsin. İyi bir şey mi kötü? Bence iyi bir şey. Nasıl? Çünkü tartışamayacağız. İyi bir şey mi kötü artık, bir şey mi tartışırız onu. Artık Cüneyt Çakır'ı tartışamayacağız. Ama yani tabii ki maç eleştiriliyor ama kariyeri, Avrupa kariyeri özellikle tartışmaya. Abi yok, Türkiye'de yok böyle bir kariyer. Kapalı. Tabii yok yani. Yani biz öyle diyoruz ama biz kimiz yani? Bu benim fikrim. Doğru söylüyorsun. Ya da öteki Zeki'nin fikri. Ama adam karşımıza finalle çıkıyor yani. Evet. Erman abide de yok o kariyer. Ahmet Çakar'da da yok. %100 katılıyorum. Fırat Aydınus'ta evet, da yok. Yani futbol dünyasının en kariyerli insanı şu anda. Ama yani Ahmet Çakar, Erman Toroğlu bu şekilde final yapmadı. Yani Cüneyt Çakır'ın İşte hakem işleri müdürünün bir mektubu vardı hakemlere, biliyorsun. Orada neler olduğunu, işte maçlara çıkmayın. O dönemde biliyorsun hani 11 hakemin düdüğü astırıldığında diğer hakemlere Cüneyt Çakır vasıtasıyla mesajlar cep telefonlarına, işte... Birbirlerine sahip çıktılar yani. Birbirlerine sahip çıkarken bak maça çıkma, hastayım de, kötü maç yönet, Cüneyt Çakır plakanızı alacak. Bunlar yalanlanmadı yani. Orada görselini de yayınladı Hürriyet Gazetesi, biliyorsun. Bunları yapmaması lazımdı. Demek ki Cüneyt Çakır da tamam şaşalı bir kariyer ama son döneminde bence bazı yanlışlar oldu ki bunu değerlendirdi. Bence Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi en güzelini yapmış. Hakemliğini bitirirken onara etti. Sen çok tecrübelisin dedi. Gel hakemleri yetiştir. Bir de şey var Zeki. Yani, yıllar, uzun bir dönem. Ben hatırlıyorum ilk derbisini. Biz ATV'de program yapıyoruz. Kazım abi rahmetli, işte Ersin, Ahmet Hoca, ben, Santra programı vardı. Gece 1'de başlardı, 4'te evet, biterdi evet, hatırlayın. Evet. Ondan sonra derbiyi yönetti. Bizim programa geldiler yardımcılarıyla beraber. Yani saat 4'e kadar beraber olduk. Ertesi gün Edirne'ye kupa maçına mı ne gidiyorlardı? Yani, eskiden ne güzeldi o konuda. Yani hakemler konuşabiliyordu. O şey ne olmuş evet, yani kaç yılından bahsediyoruz? 2006-2007'den bahsediyorum. Ya 15 sene geçmiş üstünden. Ve 15 senede devamlı düdük çalan bir hakemsiniz. Yanlış karar vereceksiniz. Kimse sizin doğru kararlarınızı hatırlamaz.
Şimdi Trabzon istemiyor, Fenerbahçe istemiyor. Galatasaray kuşkuyla evet. bakıyor. Beşiktaş acaba diyor. Dünyanın en, Türkiye'nin en kariyerli hakeminden bahsediyoruz. Buraya öbür tarafa koyduğumuz zaman. Ama güven duygusunu Cüneyt Çakır bir maçı yönettiği zaman ben güvenmiyordum. Açık söyleyeyim yani ben güvenmiyordum Cüneyt Çakır. Yani ya ortama konjektüre göre karar verdiğini %100 katılıyorum. Çok oldu yani Cüneyt Çakır'ın hataları gri hatalar değildi. Ben bazı yaptığı hatalarda kasıt olduğunu düşünüyorum. İlhan Palut konuşuyor, hemen gidiyoruz. Şimdi genel değerlendirmenin dışında bireysel performansları özellikle konuşmak istiyorum. Gol konusundan bağımsız olarak kimleri daha dikkat çekici buldunuz? Şimdi ben hemen ilk olarak Lincoln Henrique diyeceğim. Bir asist, iki gol. Hocanın çok isteyerek yaptığı bir transferdi. Memur'un şans bulmaması ve bulamayabileceği konuşulurken o da karşılaşmadaki gol açılışını yaptı. Başakşehir'de gol attı. Başakşehir 3 yaptı. Çok güzel. Bugün güzel bitecek gibi görünüyor. Buradan devam et istersen Gürcan Bilgiç. Yolda Özgür'le geliyoruz. Program için buluştuk. O tabii yetişmek için bana şey yapmış. İkinci yarı pek sevdememiş. Ne diyorsun abi dedi. Dedim tipik bir Rıza Çalınbay takımına karşı oynadım. Nasıl yani? Orta sahada adam adamı. Kimseyi boş bırakmıyorlar. Yani Dinamo takımı da öyleydi. Dinamo Kiev. Slavaçka da herhalde ondan bu iş tuttu diye yapmış. Analiz etmiş, kopya çekmiş. Yani ilk yarı düşünün 5 şutta bitti. 2-0 bitti ama toplam 5 şut var. Yani Fenerbahçe'de kilitlediler yani. Hı. Fakat bu orada işte ekstra oyuncunun farkını görüyorsun. Yani gol attı Emre Mor. Foul aldı Emre Mor. Sıralamı yaptı 3 oyuncunun içinden. Geldi Lincoln. Jeneriklik bir frikik attı. Bir de şeye giderken çok kötü bir zamandır o Melike. Evet. Yani ilk yarı bitiyor, soyunma odasına gidiyorsun, ikinci gol yemişsin. Yani atan takım için müthiş bir motivasyondur. Yiyen takım o yerle bir olur. İşte hoca düşünüyordur, şimdi içeri gideceğiz, ben çocukları gaza getiririm, şunu konuşurum, bunu konuşurum, hadi derim derken 2-0 olmuşsun. Her şey yıkılır. İkinci yarı başladı, 6. 7. dakikaydı, 10 kişi kaldı rakip. O nedenle diyorum, yani maçını, revanş maçını formalite haline getirirsin. Evet. Üçüncü yattığın zaman. Yani 2-0 avantajlı skordur. 3-4 yaptığın zaman revanş formalite olur. Evet. O hale getirirsin. O nedenle üçüncü gol çok önemliydi. O etapta da değişikliklerin gelmesi. Bence oyuncular biraz da şova döndüler. Kendi şovlarına. Yani rakip artık tehdit edemez hale geldi. Evet. Taraftar eğlenmeye başladı. Şarkılar, türküler geldi. Bariz üstünlükleri var. İyi basıyorlar, iyi paslaşıyorlar. Alan vurmaya başladı. Ama 3-0 yani turu garantilettirdi bence Fenerbahçe. Zeki Uzundurkan'a döneceğim. Sonra sana Mihaz Aysız'ı da soracağım. Ayrıca konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani karınca ile filin savaşı gibi bir şeydi. Öyle deme Zeki. Slavaçka'nın market değeri Fenerbahçe'deki bir futbolcunun, Fenerbahçe'deki en az 5-6 futbolcu Slavaçka'daki takımın değerinin kat be kat üzerinde. Yani 8.8 milyon euroluk bir takım. Genelde 250 bin euroluk oyuncular oynadı bugün. Hoffman'ın kırmızı kartından sonra tamamen bitti. Yani bu takımla Fenerbahçe'yi kıyaslarsak, Fenerbahçe PAF takımla çıksın, bu takımı yine yener. Yani Fenerbahçe'nin yanına yaklaşacak bir takım değil. İstese Fenerbahçe 5 gole ihtiyacı olsa 5 gol de atardı. Şimdi Fenerbahçe'de hani eğri gemi doğru sefer gibi bir durum ortaya çıktı. Hep ne dedik? Joshua King hazır değil, hoca ısrar ediyor. Sakatlanmasa yine oynatacaktı bana göre. Valencia'dan vazgeçmiyor. Arda Güler'i çok geç oyuna aldı mesela. Hani ben burada maç üzerinden değerlendiriyorum. Şimdi Fenerbahçeliler diyecek ki vay Zeki Uzundurkan çıkmış. Jorge Jesus eleştiriyor. Hayır, Jorge Jesus'un ismi
duyulmazken, Pereira ile çalışırken Fenerbahçe, ben Fenerbahçe yönetimini Portekiz'den hoca alıyorsanız Jorge Jesus'u getireceksiniz. Mourinho'yu alamadığınıza göre demiştim. Alamayacağınıza göre. Ben Jorge Jesus hayranıyım. Hocayı çok seviyorum. Çok da mutlu oldum. Dinamo Kiev maçından sonraki hocanın halini görünce ben gerçekten çok üzülmüştüm. Yani o kadar derin bir hüzün vardı ki hocanın yüzünde. Bugün mutlu oldu. Kalitesini tabii ki yavaş yavaş takımı tanıyarak gösterecek. Yani oynatıldığı oyunculara bak. Hoca aslında burada doğruları yaptı. Mesela Zayson oynaması. Breda Bük, Medipol Başakşehir maçı da bitti. Evet. Temsilcimiz 3-1 kazandı maçı. Onu da söyleyelim, tebrik devam edelim. Evet. Yani bakıyorsun Mihai Zayis geçen yıldan kaldığı yerden devam etti. Bugün çok iyi oynadı. Evet. İrfan Can Kahveci'yi aratmayan bir Emre Mor vardı. Hem golünü attı hem de rakibin o 0-0 devam eden 1-0'dayken ki yine atakları cılız da olsa ataklarını kesti. Savunmaya yardım etti. Lincoln Henrique, hani şunu söyledik penaltı atılırken penaltı çok değerliydi. Orada Valencia değil de Lincoln Henrique'yi sahaya alabilir mi diye geçen hafta konuşmuştuk. Ne kadar etkili bir sol ayağı olduğunu gördük. Gerçekten ne demiştik geçen hafta? Penaltıları, serbest vuruşları bile penaltı gibi kullanan bir oyuncu diye. Gerçekten de olağanüstü bir serbest vuruş kullandı. Çok gol atar bu sene. Çok değerli bir oyuncu. Bence ilk 11'i hak eden bir oyuncu. Sonra baktığımızda yine Rossi. Aslında Valencia evet çok fazla etkili olamadı ama Rossi biraz ondan rol çaldı. Rossi çok oyunun içindeydi. Önde hücum bölgesinde çok etkili oldu. Atilla Szalai müthişti. Yine onun da hem Ferdi Kadıoğlu'yla hem de savunmadaki Gustavo Henrique ile birlikteki uyumu müthişti. Ferdi Kadıoğlu'nun sadece savunmaya değil, hücumda da ne kadar etkili olduğunu gördük. Geçen haftadan bir Dinamo Kiev maçından bir sakatlığı vardı. Ona rağmen bugün yine muhteşem oynadı. Fenerbahçe şu haliyle, şu pozisyonuyla, bu kadroyla, evet hoca santrafor istemiyor ama şimdi bu takımla Fenerbahçe'yi kıyasla, yanına bile yaklaşamaz Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe farklı kazandı dediğimiz gibi ama ligde ben yine de bir santrafora ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, 3. bölgedeki bu oyuncular çok gol atar. Yine de zorluk derecesi yüksek maçlarda o kilidi açacak. Serdar Dursun'u oynatmıyorsa santrafora ihtiyacı var. Jesus da senin gibi söylüyor bu arada Zeki Uzundurukan. Evet. Kadromuz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ama bak şimdi böyle söylüyor. Geçen hafta da şey söyledi. Yani 3 tane orada oyuncum var işte. Orada değil, bir kaleci bakıyoruz. Demek ki Fenerbahçe yönetimi hayır. Bu takım ligde zorlanmamalı. Biz bir santrafor alalım diye hocayı ikna etmişler. Çok iyi olur Fenerbahçe santrafor alırsa. Çünkü bu kadar kaliteli bir kadronun iyi bir santrafora ihtiyacı var. Bu işte derbiler var. Anadolu takımlarıyla oynadığında kapalı savunmalara, o sert stoperlere karşı yılmadan ayakta kalacak bir oyuncu ki. Hocanın gözünde her zaman Serdar Dursun, milli takımın golcüsü belli ki. Alternatif olarak ikinci forvet gibi, santrfor gibi olacak, hamle oyuncusu olarak kalacak. Arda Güler'e biraz daha fazla şans vermesi lazım ama vardır bir bildiği, onu da söyleyelim çünkü genç bir oyuncu, onun da bir maçta kötü oynayıp moralinin bozulmasını istemiyor. Aynı şeyi sonuçta İsmail Kartal da yaptı, orada hocaya haksızlık etmeyeyim. Güzel takımı sağ kenarından çok iyi yönetti ama bizim hakemlere sesleniyorum. Bu tip pozisyonlarda bu hocalara sarı kart göstermesinler. Hiçbir şey yoktu. Hakeme itiraz mı etmeyecek? Dinamo Kiev maçı, Polonya'daki maçta da aynı sarı kartı gördü. Burada da aynı sarı kartı. Yani bir hoca niye itiraz eder? Hakem yanlış karar verir. Rakip oyuncu kendi oyuncuna hakem çizgiyi dalar. Göster. Çizgiyi geçti. Evet, tamam, çizgiyi geçti. Çizgiyi, hayır, hakeme itirazdan vermiş. O şekilde geldi bilgi. Çizgiden yok, değil. Geldi. Çizgiyi gösterdi, böyle yaptı. Gelen bilgide hakeme itirazdan sarı kart gördü diye olabilir. Belki çizgiyi gösterdiği için, belki yanlış bir bilgidir. Ya da o bana şekilde de uyardı. Hani ama yani uyardı. Dediğim gibi yani çok rahat kart gösteriliyor şey kenardaki teknik direktörle. Onu da çok... Bizde de geçen sezon çok öyle yaşandı. Yeniden düzenlenmesi lazım. Tabii. Şimdi Jorge Jesus'a yani itiraz edecek tabii ki maçı yaşayan teknik direktörlere
hakemlerin biraz daha anlayışlı davranması gerekiyor. Şimdi geçen sezonun son haftalarında Fenerbahçe'nin yükselişinde en büyük parmağı olan isimlerden biri, belki de birincisi diyebilirdik Miha Zajc için. Anlam verilemiyordu Jesus'un oyuncuya şans vermemesi. Bu maçta çok iyi bir oyun sergiledi. Gürcan Bilgiç ne düşünüyor? Yani bu maçın formatında aslında geçen senenin formatı vardı. Bir tane altı. Evet, değil mi? Bir tane altı, iki tane sekizle oynadı. Orta üçlüyü. Evet. Jorge Jesus ve şeye dikkat ederseniz Fenerbahçe'nin attığı ilk gole eğer Özgür getirirse Henrique, yani Emre Mor'a pas opsiyonunu açan Miha Zajc. Evet evet, pozisyonu başlatan. Öne yok, indirme yapıyor. Defansı kendi üstüne çekiyor, bir yanında Emre Mor markasız bir hale düşüyor. Lincoln'a kullanıldı topu. O da kullanmadı ayağıyla. O da enteresan yani, sağ evet. ayağıyla attı. Çok da zor bir gol çünkü önü kapalıydı. Tabii. Evet. Ne olursa olsun çok yani, zor bu. Sol ayaklı bir oyuncu, sağ ayağıyla çok net bir vuruş. O golü attı. Zajc yani iki senedir çok gelişen bir periyotta. Evet. Ve hakikaten direkt oynayan bir oyuncu. Çok çok çabuk top kullanan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin çok eleştirdik ama hakkını yemeyelim. Yani Vitor Pereira tuttu onu. İtalya'da geçirdiği sürede oyun formatını, oyun kalitesini çok ileri taşımıştı. Şeyle beraber, İsmail Hoca ile beraber bence zirve yaptı geçen senenin içinde. Ve bugün de hep doğru yerlerde pas opsiyonu oldu, öne top oynadı. İlk golde dediğim gibi onu yaptı, bindirme çok önemli. Peki yani, İsmail yüksek mi, Miha Zajc mı? Şeye göre, yani şu anda Zajc. Ben de öyle düşünüyorum yani, ama İsmail yüksekten de vazgeçeceğini düşünmüyorum. Şu anda Zajc. Şimdi İsmail Yüksek'in profiline bakmak lazım. 8 oynarsa oranın alternatifi. Yani ön tarafta yani baskı yapan, top kapan oyuncudan daha ziyade topu alıp kullanmaya da başlayıp şut atan, ara pası kullanan. Arao da rahatlatıyor yalnız yanında oynayan oyuncuyu. Arao ilk transferi yapıldı. Zeki nedir bu dedim. Girdim baktım maçlarına. Müthiş oyuncu. Evet. Yani hakikaten sağ ayağı, ki bugünkü maçta da lap lap herkesin önüne koydu topu. Luis Gustavo'nun ilk geldiği dönemlerdeki gibi çok hırslı, çok hareketli. Koydu topu. Hoca da maçtan sonra açıklama yapmış. Mesela biz Arao transferinin, işte Gustavo var elinde, Crespo var, İsmail Yüksek var. Yani Gustavo gitti ama o zaman vardı. Evet. Üç tane altı varken ne gerek var bir altıya daha? Yani oyuncu kötü değil. Ama elinde bir oyuncular varken ne gerek var diye düşünüyorsun. Baktığın zaman adam kısa yolu kullanmış. Yani ben 2 ay, 3 ay bu oyuncularla uğraşıp neler yapacağını öğretene kadar onu bileni getireyim. Burada o problemleri çözeyim demiş. Ki maçtan sonra yaptığı açıklamada hem Henrique için stoper hem de Arao için benzer cümleleri kurmuş. Tanıdığım oyuncularını, benim ne istediğimi biliyorlardı. O yüzden o transferleri yaptık dedi. Ama bugünden yarına formayı şu kapar, bu kapar da diyemiyorsun yani aslında, değil mi? Hani direkt oyuncular üzerinden. Abi şimdi bak, kim oynadı? Emre Mor. Doğru mu? Pazartesi günü İrfan Can oynasa niye oynadı der misiniz? Demezsin. Demeyiz. Ya da Henrique'nin yerine Zajc oynasa. Ya da İsmail oynasa. Evet. Ya da işte Buruma'yı oynatmasan, Ferdi'yi öne çeksen, Alioski'yi sol bek oynatsa. Çünkü oyuncular gerçekten iyi performans koydular. Yani bugün eleştireceğimiz oyuncular da olabilir. Mesela Melike Zajc'ı özellikle soruyor. Ama Zajc'ın oyun içinde baktığın zaman tabelada yok. Şimdi bizde tabela önemlidir. Tabelada yok. Güçlü oyuna katkısı vardı. Ama oyuna baktığınız zaman nasıl Hamsik farklılaştırıyor. Çok çok iyi oynuyor. Bazı oyuncular ön plana çıkmaz perde arkasında kalır. Oyuncu hep doğru yerde. Hep evet. Doğru koşuyu yapmış. Hep pas opsiyonu olmuş. Atılmış atılmamış ona. Atılsa farklı olacaktı. Bir tane
gerçekten driplinglerle penetre edip girdiği attığı şut var. Evet. Kaliteli bir kadro, kaliteli bir hoca Zeki'nin dediği gibi. Ama bu maçın... Eleştirebileceğim bir oyuncu var mı? Benim bir tane var. Bugün mü? Biraz bencil davrandı. Evet, çok... Burumayı mı söyleyeceksin? Burumayı zaten yani şu haliyle kadroya giremez. O değil. Buruma son final hareketlerinde yok zaten. Kıvrak oyuncu ama ben Osayi Samoa'yla mesela çok o da bencil davrandı. İki çalım atıyor, bir türlü pas vermiyor. Hani sonunu getireyim diyor, getiremedi. Abi, çoğu pozisyonda sonunu getiremedi. Bilmiyorum, Dinamo maçında da bu maçta da. Oyunun hikayesi Fenerbahçe sağ kanada değildi. Hep soldan oynadılar. Ferdi Kadıoğlu nasıl karınca bugün, gibi ya, atom karınca. Bugün de yani Ferdi, Lincoln ikili oldular. Onlara şey yaklaştı. Zayis'la Valencia'ya yaklaştı o bölgede. Ve ciddi bindirmeleri oradan yaptı. Lincoln'un çizgiye inip, ceza sahasında son çizgiye inip, kaleci çizgisine inip ortaladığı bir top vardı. Yani bu asiste yazık oldu. Oradaki Valencia'nın olmaması. Tabii. İşte o hep şeyden oluyor. Gelmemesi. Serdar arka direğe gitti orada. Evet. Oraya da kesebilirdi topu. En boş noktaya kesti. Hep birbirini tanımamaktan, evet. Şey yapmamaktan. Oyuncu doğrusunu yapıyor.